Selamun aleyküm. Şimdi, hemen şimdiyle başlamak zorundayım ya zaten. Neler oldu? Şöyle söyleyeyim. Morogoro'dayım. Morogoro şehrinde gezeceğim. Az önce çok güzel bir kebap yedim. Size onun resmini atacağım. Kebapın ismi yani şiş kebap, çöp kebap ya da her ne derseniz işte. Bir tanesi 500 şilin, Tanzanya şilini 6 ile çarpabilirsiniz. Yani 3 TL. Ben 4 tane yedim. Altında patates kızartması, o da 1 TL ya da 1000 şilin ya da 2000 şilindi. Sonuç olarak kola içtim. 2 kişi 9000 şiline, hatta yanımızdaki bir tane keyifli neşeli bayana da bir kola ısmarladık. 9000 şilinden fazla, yani 8000 şilin falan verdim. 8 kere 6, 48. 48 TL. What is the kebab's name? The kebab name? Msambu. No. Different. Yeah. Şiş. Paçati. Paçati ne demek? Paçati bazlama. Hani dedim ya çapati. Bu şekilde hamuru açıyor. Bizim bazlamamız aynen. In Turkey its name is bazlama. Çapati name is bazlama. Sıcak yağdan birazcık daldırıyor. Çok güzel bazlamaları var. What was the other name? Paçati, potato chips, and other one. Mandazi. Mandazi, mandazi. Bir şiş kebap. Mandazi is kebap, barbekü? No. Chips. Cow, ngombe. Cow, nyama. Kebap. Mishkaki. Mishkaki. Mishkaki demek, bu buradaki bu kebap şiş, şiş kebabın ismi mishkaki. Ya çok lezzetli yapıyorlar, güzel yapıyorlar, az pişmiş. Aslında ne istiyorum biliyor musunuz? Bakın size göstereyim. Ben şu karşıdaki dağa gitmek istiyorum. Şu karşıdaki dağa gitmek istiyorum ama bilmiyorum nasıl olacak. Şimdilik bu şekilde devam ediyoruz. Kararımız ne olursa ona göre ben size haber vereceğim. Resim koyacağım unutmayın. Bir tabak patates kızartması. Üzerine 3 şiş. Toplamda size şişin tanesi 500. 5 tane yeseniz 2500. Patates kızartmaya 5000 şiline gelmez kolasıyla beraber. 5000 Tanzanya şilini 6 ile çarparsanız 30. 5 çarpı 6 30 TL. Çok güzeldi. Siz gidersiniz 30 TL'ye 2 dilim pizza yersiniz Tanzanya'da. İşte benim gibi sokak çocuğu da gider orada sokaktaki herhangi bir restorana girdim. Kebap yapıyorlardı. Patates kızartması yapıyorlardı. Paçati yapıyorlardı. Paçati bazlama unutmayın çok lezzetli. Mutlaka yersiniz buraya gelince. Ekmek yok burada zaten. Ekmeği çok seviyorsanız paçati yersiniz. Ben yemiyorum ekmek. Paçatinin tadına bakmak için yedim sadece. Bugün Morogoro'dayım. Bakalım neler olur. Ben size videolar neler atarım bilmiyorum. Yani güzel bir şey daha var söylemek istiyorum ama şirket nedir diye hep korkuyorum. Ya korkacak bir şey yok. Niye korkayım ki ya? Hayırlısı olsun. Şirket bize bir tane sıfır Navara gönderdi ve o Navara'yla hafta sonu izin varsa, tatil varsa birim amirleri, birim şefleri araçla isterlerse gezebilirler. Ben bugün istirahat günü olduğu için bugün yani daha dün alınan sıfır Nissan Navara'yla geziyorum şu anda. Çok mutluyum. Şoförümüz Tobias'la tanışın. Tobias da bizim şoförümüz. Bu da bizim sıfır Nissan Navara'mız. Ya harika bir araba ya. Bayıldım. Bayıldım. Ama otomatik vites değil. Ya burada şantiyede kullanıyoruz. Morogoro'yu görün lütfen. Morogoro'nun içindeyim şu anda. İnşaat halinde bir bina. Devam ediyoruz. Ben size gelişmeleri de haberdar edeceğim. Saygılar, Allah'a emanet.
Şimdi bu az önceki pazarın yanındayım. Yine dağımız orada. Şimdi bu kardeşim bana fiyatları söyleyecek. Vegetable fiyatlarını. How much is carrot? 1 kilo. 1 kilo. Yes. 2,000. Yeah. And paper. Yeah, 2,000. Lemon. 1,000. 1,000. 5 piece 1,000. 5 piece 1,000. Aborigin. 1,000. 1,000. 1,000. Each kilo, of them. Kilo 2,000. 1 kilo is 2,000. Garlic. 8,000. Abi işte böyle fiyatları da öğrenmiş. What about watermelon? Watermelon 1 piece 5,000, 6,000, 4,000. Okay, zaten siz anladınız. Parçasına göre 1, 2 ya da 1,000, 6,000 dedi bir ara galiba. Bu sayede işte vegetable fiyatlarını da öğreniyor. Ha, domates. Domatesin fiyatını sormam lazım. What about tomatoes? 1 kilo? Tomato. Tomato 1 kilo 2,000. Yeah. 2,000 liraymış bir kilosu. What about potatoes? Onion? Onion 4,000 1 kilo. Potato, onion 4,000. Potato? 2,000 1 kilo. Thank you so much, boss. Bunun adı Chinese. How much? 200. 200 şilin. Bunun adı? 200. Yeah. What is 200? Yeah. Bu da 200 Tanzanya şilini. What's name? Mchicha. Mchicha. Yeah. What is that? Tembele. Tembele. Yeah. How much? 200 Tanzanya şilinde buymuş. Alın size vegetable fiyatları. What is this? Figil. Yeah. What? How much is this? 200. Yeah. Okay. 200 da oymuş. Pazarın bu ucundayım. Bu üst katı oluyor pazarın. Üst kat ne için? Vegetable için. Alt katta her şey vardı. Pirinç, baklagil, her şey. Aa, bu balıkları size göstereyim. Bakın bunlar balık. Şimdi biraz da şunları söyleyeyim size. Mango burada 500 lira. Kırmızı mangoyu 600'e alabilirsiniz. Tanzanya şilini. Biraz daha şey, az sulu ama daha böyle mayhoş bir tadı vardır. Avokado yok. Bunun adı neydi bilmiyorum ya. Bu yağlı olan var ya, işte o. Muzun tanesini 200'den alabilirsiniz. Lan şeftali var. İlk defa görüyorum şeftaliyi. Bak burada portakal buldum. Soğanın falan fiyatını. How much is onion? 2,000. Kilosu 2,000. Potatoes? 2,000. 2,000 de o. Avokadoyu size, pineapple'ı size söyleyeyim. Pineapple'ın tanesi 1,000 lira, 1,500 lira civarındadır. Biliyorum çünkü sürekli alıyorum. Yine orada avokado var. Karpuzu? How much is this? Karpuz? Watermelon? 5,000. Bunun bir tanesi kilo orman. Bir tanesi 5,000 Tanzanya şilini. Yani işte az önceki de bize 5, 6 büyüklüğüne göre değişiyor demek istemiş demek ki. Şimdi bir sokağa daha girdim. Böyle sağlı sollu dükkanlar. Bakın burada parfümerisi de var. Her şeyi var içeride.
Şimdi bakın sizi nereye sokacağım bak. Bunların hepsi böyle şey. Geliyorsun. Bence bu bedavadır. Girersin istediğin yerde burada tezgahını açabilirsin. Burası hükümet sana tezgahı açmış bırakmış gitmiş. İsteyen geliyordur isteyen burada tezgahını kuruyordur. Şimdi bakın boş yerden geçiyorum. Asıl dolu olan yer bu taraflar. Bak şimdi. Bu sefer boş olan yerden geçtim. Bak dolu olanı göstereyim size. Sorry, what? Yes, I'm recording video. I want to record video. Why? Nataka nini? Why? Mapicha mengi. What's wrong? Mana mapicha mengi. Nini mapicha? See you later. Is he kidding or is he serious? Boss, is he serious? He's just joking. Az önceki şaka yapıyordu. Sadece şaka, emin olun. You alright, boss? Ve bu şekilde sokağa çıkarsınız sonunda. Bu da az önce gezdiğimiz pazarın olduğu bina. Dün akşam inanılmaz bir yağmur yağdı. Çok güçlü bir yağmurdu böyle. Yani belki de ilk defa tadını çıkardı. Yani bu Tanzanya'yı bu kadar şeyde bilmeyin. Bakın gökyüzü hala bu şekilde. Çorak bilmeyin. Kilosa tarafındayım. Şuranın yeşilliğini de görmenizi istiyorum. Dün akşam muhteşem bir yağmur yağdı. Belki geldim geleli ilk kez bu kadar güzel yağdı yalnız. İşte size Tanzanya. Tanzanya, Afrika deyince aklınıza hep o kurak çöller gelmesin. Okay.